billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Nesefi dersinin, Nesefi tefsirinin Suretu Nahl'ın 66. ayetinden itibaren okuyoruz. Ve inne lekum fil en'ami le'ibreten nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersim ve demmin lebenen halisa. Sa'igen li şaribin. 66. ayet budur. Ve inne lekum fil en'ami, en'amda size ne var? La ibreten. En'am na'amın cemidir. Na'amın cemi en'am gelir. En'amın cem'i de ena'im gelir. Na'am inek, deve türüne, inek türüne, bir de ufak baş hayvanlara, koyun, keçi türlerine ne denilir? En'am denilir. Yüce Allah diyor, ey kullarım, en'amlara da sizin için büyük bir öğüt var. Bakın, inne tekid ifade ediyor. La ibreten lam tekid ifade ediyor. Fil en'amın takdimi hasri ifade ediyor. İbretenin tenuni tazimi ifade ediyor. Ey kullarım diyor, hayvanlara bakın, uzağa gitmeye, göklere çıkmaya, gezegenlere çıkmaya gerek yok. Elinizin altındaki hayvanlarınıza bakın, büyük bir öğüt var sizin için. O hayvanlarda ne var? Büyük bir öğüt var. Nedir? Nuskikum. O ibreti bize beyan ediyor Yüce Mevla. Nuskikum mimma fi butunihi. Nuskikum, biz içiriyoruz, mimma fi butunihi. O en'amlarının içindeki, karnındaki olan içecekleri size içiriyoruz. Hayvanların sütünü içmiyor muyuz? İçiyoruz. Şimdi açıklar onu. Şimdi tefsirine devam edelim. Nuskikum. Eska yuski, a'ta yu'ti babından olur. Ve bi fethin nuni nafi'un ve şamiyun. Nafe, Şami, Ebu Amre Şami, Ebu Bekir, bunlar ne okumuşlar? Neski, kum okumuşlar. Bunlara göre seka, yeski. Rama 20 babından olur. Geri kalanlar nuskikum okumuşlar. Geri kalanlara göre eska yuski, ekreme yukimu, ata yoti babından olur. Kale zecaz, hani zecazın Arabul Kur'ani ve manihi, tefsir dört ciltlik ya bize. Zecaz, bu meşhur nahvi olan zecaz var ya, kale zecacu, zecaz demiş, yani getiriyor ki zecazın sözünü nakletmeyle nuskikum, neskikum iki kıraat da olur. Hiçbirinin manasında bir sıkıntı yok. Kale zeccaç, sekaytuhu ve eskaytuhu. Bimanen vahidin. İkisinin manaları nedir? Birdir. Sekaytuhu ve eskaytuhu bimanen vahidin. Manaları nedir? Demek ki nuskikum, neskikum, ikisi de aynı manayı ifade ediyorlar. Oldu. Şimdi demin ben ne dedim? En'am, na'amın cem'i dedim. Na'amın cem'i dedim. En'am cem'ese mimma fi butunihi, bu hi nasıl en'ama gidiyor? En'am cem'ese mimma fi butuniha olmaz idi. Ama mimma fi butuniha değil, mimma fi butunihi gelmiş. Anlıyorsun Mustafa? Osman anlıyorsunuz. Şimdi bununla ilgili İmam Nesefi bir şeyleri söylüyor. Diyor, zekere sibeyvehi, sibeyvehi bu nahv ilminin piri, dedesi olan sibeyvehi
zikretmiş. Neyi? El-en'ame. En'am lefsi zikretmiş. Fil esma'il mufredetil varideti ala ef'alin. Ef'al normalinde cumu'ların sıgalarından bir sıgadır. Bazı mufredler bu vezinde gelmişler. Sibeyvehi en'am lefsi, en'am lefsi, ef'al vezni üzerine varid olan esma-i mufrede içinde zikretmiş. Bu ne demek? Sibeyvehi'ye göre en'am ne'amın cem'i değil. En'am mufred bir lefistir ama cem'e suretindedir. Buna göre fi butunihideki demir en'ama gidiyor. En'am da mufred-i müzekerdir. Hi da mufred-i müzekerdir. Bakın. Veliza en'am esma-i mufred-i varid-i ala ef'al vezinde olduğu için ruci'a demiru ileyhi mufreden. Demir mufred olarak en'ama raci olmuş. Nerede? Fi butunihideki. Bakın oradaki demir en'ama raci olan demir mufred olarak gelmiş. Niye Süleyman? Sibevehin dediğine göre ise bir sıkıntı yok. En'am da mufreddir. Müzekerdir. Hi de mufred-i müzeker. Bir sıkıntı yok. Peki ve emma fi butuniha fi suretil mu'minin. El ayet 21. Mu'minun suresinin 21. ayetinde fi butuniha yerine fi butuniha gelmiş. Orada ha müennes gelmiş. Burada müzeker gelmiş, en'am mufreddir dedik. Ama orada fi butuniha gelmiş. Bunun gerekçesi sebebi ne? Diyor feli enne manahu el cebbu. Evet, en'am mufred olsa da burada bir na'am, bir hayvan, bütün develer, bütün inekler, bütün keçiler, bütün koyunlar hepsi bu müfrede girmiyor mu? Cins bir müfred değil mi? Mana itibariyle cem olmadı. Velev ki müfred de olsa manası nedir? Cemedir. Ha, mimma fi butuni ha, o oradaki fi butuni ha, en'ama gidiyor ama lefz itibariyle değil, manası itibariyle manası çünkü cemedir. Ama mimma fi butunihideki hi neye gidiyor? O en'ama gidiyor. Lefsi müfred ya, lefsine göre gelmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Butuniha en'ama racedir mana itibariyle. Butunihi en'ama racedir ne itibariyle? Lefis itibariyle hiçbir sıkıntı yok. Ve huve tamam, nuskikum mimma fi butunihi, hanın işini bitirdi. Nuskikum mimma fi butunihi, bu cümle ne olur terkibinde? Diyor istinafun. Bu cümle nedir? Bu cümle müstenifedir. Bu cümle nedir? Müstenifedir. Müstenife istinaf deyince iki çeşit istinaf var. İstinaf-ı nahvi var, istinaf-ı beyaniyin var. Beyaniyinlerin istinafı cevab-ı suale mukadder olan cümledir. İstinaf-ı nahvi makablenden kopuk, munkati olan cümledir. Burada hangi istinaftır? Keennehu kıyle keyfel ibretu. Biz en'amlardan nasıl ibret alalım, öğüt alalım? Fekale Yüce Allah dedi. Nuskikum mimma fi butunihi. İşte bununla bu şekil öğüt alır. Demek ki bu istinaf-ı beyaniyindir. Beyaniyinlerin istinafidir. Bu cümle cevab-ı suale mukadderdir. Nahvilerin istinafi makabilden alakası kesik, munkati olan cümle murad değil. Neyse, manaya dönelim. Bu kadar uzat Masi sade fi butunihideki hu müfredi müzeker gelmiş. En'am da görünüm itibariyle cemedir. Raci merci arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Zahir itibariyle, hakikat itibariyle Kur'an'ın ne manileri arasında ne elfazı arasında bir uyumsuzluk olmaz. Hani müteşabih ayetler, zahiren birbirlerine tenakut, zıt ayetler görünse de hakikatte öyle bir şey yoktur. İnsan inceliğine inince
Bakar ki Kur'an'da hiçbir uyumsuzluk söz konusu değil. Nuskikum mimma fi butunihi, hayvanların butun betin cemidir. Betinlerinde olan şeyden size içiriyoruz. O içirdiğimiz şey de min beyni fersin ve demin. Bakın. Nuskikum. Biz içiriyoruz size. Mimma fi butunihi. En'amların betinde olandan içiriyoruz. İçiriyoruz da beyne fersin ve demin. Pislik ve kan arasından, bak, hayvanların karnındakinden pislik ile kan arasından size içiriyoruz. Ne içiriyoruz? Lebenen halise. Subhanallah, ne kadar büyük bir kudret sahibidir. Pislik içinden, kan içinden tadları birbirine farklı, renkleri birbirine zıt, leben, en vitamini yüksek olan yiyeceklerden bembeyaz lebeni Yüce Allah bize içiriyor. İşte Allah'ın kudretini keşfetmek için bu yeteridir. Oldum. Ne demek yani fers, dem arasında lebene halis içiriyoruz? Bu lebene nuskinin ikinci mefuludur. Halisen lebenin sıfatıdır. Bu ne demek? Yani Yüce Allah bize ne ifade ediyor? Ey yahlukullahu, Allahu Teala yaratır. El lebene. Sütü yaratır. Halk eder bizim için. O sütün hale kevniki vesiten beynel fersi ve demi. Fers, pislik ile dem arasından lebene halis Yüce Mevla içiriyor. Yekt ifanihi, o fers ile dem, o lebene halesi ne diyor? Ediyorlar, ihate ediyorlar. Oldum. Ve beynehu leben arasında, ve beynehuma fers ile dem arasında berzakun. Berzak demek, hani Yüce Allah diyor ki okyanus arasında berzah var, haciz var. Bunlar da aralarında görünmeyen berzah var. Bir haciz, bir fasıl var. Bırakmıyor ki pislik ile süt karışsın. Bırakmıyor ki kan ile süt birbirine ne olsun? Karışsın. Bırakmıyor ki kan ile pislik de birbirine karışsın. Ama hepsi aynı maddeden üretiliyor. La yabghi ahaduhuma alayhi. La yabghi, zulm yapmaz. Ahaduhuma, onlardan biri aleyhi, diğer ahad üzerine. Kan süte, süt kana zulm etmez. Yani zulm etmek ne demek? O ona galebet yersin. Onu ortadan kaldırsın. Öyle yapmaz. Hiçbirbirine zulm etmez. Billevnin, süt rengini ferse vermez, kana vermez. Kan, kırmızılık rengini süte vermez. Ferse, pisliğe vermez. Ve la ta'min. O ona tadını vermez. O ona tadını vermez. Ta'am, tad demek. Tu'um, yenilen yiyecek demek. Burada nedir? Ta'mindir. Ve la ra'ihatin. Bir koku itibariyle biri birine zulüm etmez. Birinin kokusu diğerinin kokusunu basmaz. Bel huve o leben halisun min zalike kullihi. O leben kan pisliğinin levnünden, tadından, kokusundan halistir. Oldun. Şimdi burada şey yapıyor, yani süt nasıl üretiliyor, kan nasıl üretiliyor, pisi nasıl üretiliyor, bu bir şekilde anlatıyor. Yalnız bunu bilin, bu nasıl anlatıyor, şimdi bakarız, tam bilemiyorum. Şu anki tıp, eskiden değil de şu anki tıp, yiyecek mideye geliyor. Safra kesesinden mide girişine bir asit azar ölçülüyor, bırakılıyor. Mideden çıkan asitle eritiliyor, bağırsaklara havale edilir. 40 metre bağırsak var, 50 metre var, neyse doktorlar diyorlar. Bağırsak uzun boylu bir bağırsak.
Bu bağırsaklarda ne var? Messamlar var. Messam, göze görünmeyen delikler var. Bu kılların dibindeki delikler gibi. Bağırsaklar, o kan alan delikler kanını emiyorlar. Arıtıyorlar, inceliyorlar, kan alıyorlar, damarlara havale ederler. Damarları alıyor. O cihaz kanı, kan cihazı o maddedeki kanı alıp damarlarına gönderiyor. Allah'ın hikmeti. Süt arıtma makinesi cihazı, o da aynı o bağırsaklardadır. O da o pisliğin, o yiyeceğin içinden sütü alır. Arıtma işini bitirir, damarlarına havale eder, damarlar onu götürür memelere doğru. Geri kalan, tabii daha çok şeyler var, bize şu an lazım olan budur, biz öyle diyelim. İçinde demir var, vücut demir kısmını alır, ceyran var, ceyran kısmını alır. Belki yüzlerce içinde vücuda yarayan maddeler var. O bağırsak, her bir cihaz kendine ait şeyini, maddeyi arıtma neticesinde alır, vücuda havale eder. İnsan niye duyuyor? Yiyecekte vitamin var. O cihazlar o vitamini alıp ne yapıyor? Vücuda, belli vücudun damarlarına gönderiyor. İnsan duyum hisseder. Uyku hisseder. Dirençliği hisseder. Farklı farklı. Onlar hepsi o yiyecekten gelen maddeler. Hani diyorlar Frankese demir vitamini az. Nedir? O cihaz tam görevini yapmamış. Ya demiri bol olan bir madde yememiş veya yemiş, o cihaz onu ne etmiyor, öğretmiyor. Frankese'nin kanı az. Ya kan yapıcı bir madde az yemiş veya yemiş de yani o cihazda bir arıza var, tam görevini yapmıyor. Bildiniz değil mi? Bir de bu cihazlar vücudun bünyesine göre, şimdi kan çok gönderirse damarlar tıkansa ne olur? Dolsa ne olur? Süt fazla oldu mu memelerden artarsa ne olur? Zararlı olur. Yani o cihazlar da vücuda ihtiyacını, herkes vücudun ihtiyacı kadar o yiyeceklerden o ihtiyacı alıp vücuda gönderir. En son pislik aşağıdan aşağı iner. Bu sefer o pislikten de belki onlarca, belki yüzlerce marifetler var. Biz bilemeyiz. Gübredir, şudur, elektrik, şu an ondan elektrik falan üretiyorlar. O da boşuna gitmez. İşte Yüce Allah'ın kudreti budur. Ey kullarım Yüce Allah diyor. Hemen hayvanlarınıza bakın. Öğüt içinse bu yeterlidir. Yani bir insan inanmamak için, Allah'a inanmamak için hiçbir mazereti bulamaz. Ama çok ahmaksa, Allah'ın verdiği aklı hiç kullanmıyorsa o halim bilmez. Aklını bir tarafa attır. Nefsi ve şeytanın heva ve heveslerinin peşinden koşuyorsa bu ayrı bir mesele. O hayvanları da geçmiş. Ha, şimdi burada bakalım. Dedim ya bağırsak bu görevi yapıyor. Bazı eski kitaplarda mide bu görevi yapıyor. Mide bu görevi yapıyor. Bu da Allah-u Alem bakalım sanki bir bakalım bu ne diyor. Kile iza ekeletil behimetu el alefe. Hayvan alefi yediği zaman. Hayvan ne? Alefi yediği zaman. Festekarre fi kerşiha. Kerşiha, kereşiha. İkisi de caiz. Yok. Kerişiha, kirşiha. Ne caiz? Kerişiha, kirşiha. Hayvan yiyecek yedi, o hayvanın işkembesi var ya, hani insanlarda mide var, hayvanlarda da ne var? İşkembe torbası var. İşkembesine yerleştiği zaman tabahatu tabahatu o kerş o yiyeceği alefi ne ediyor? Pişiriyor. Ne ediyor? Kaynatıyor. Tabiri yerindeyse kaynatıyor, pişiriyor. Fekane esfeluhu onun en altında kalan, işe yaramayan o fersen, o pislik oluyor.
Ve evsatu biraz daha kalitesi lebene süt oluyor. Ve a'lahu en a'lası da ne olur? Derme. Bakın erkeklerde süt yok. Niye? Yüce Allah erkeklerde sütü aratma cazini vermemiş. Çünkü erkeklere süt lazım. Oldu mu? Vel kebidu kebid dalak musallatatun ala hazil esnafi selaseti. Yok. Kebid ciger. Kara ciger. Bakın. Ri'eteyn ak ciger. Kebid kara ciger. Tihar dalak. Tihar dalak. Kulyeteyn dalaklar. Böbrekler. Böbrekler. Bildiniz değil mi? Ha bu sefer kebid musallatatun ala hazir esnaf selaseti. O da bunların üzerine musallat oluyor. Ne yapıyor? Taksimuha. Bunları taksim ediyor. Akciğer bu üçünün taksimatının görevini yapıyor. Fetecri demmu fil uruki. Yahut da fetücri demme fil uruki. Fetücri. Kebid muennesi semaidir. Onun için tücri gelir. Kani kendi damarlarına icra eder, gönderir. وَلَّبَنَ فِي الدُّرُوعِ Sütü da duru'lara, memelere havale eder. وَيَبْقَ الْفَرْسُ فِي الْكَرِشِ Bu sefer pislik ferişte veya kerişte veya kirişte kalır. Pislik orada kalır. Sonra yenhadiri oradan da duburdan aşağı iner. وَفِي ذَلِكَ Bu söylediğimiz olayda ibretun limeni tebere öğüt almak isteyen kişiler için büyük bir ibret var, büyük bir öğüt var. Tabi bakın bu dikkat edersen bu işlemler nerede yapılıyor? Nesef'in dediğine göre kerişte yapılıyor. Ama bugünkü tıbba göre akla da o daha yatıyor. Şeyde değil, işkembede değil, bu bağırsaklarda bu işlem yapılıyor. İster mide, ister bağırsak. Fark etmez. Değişen bir şey olmaz. Allah'ın kudretinin azameti ortaya çıkar. Ve su'ile şakikun. Yani şakikul belhi denilir. Bu tasavvuf alimlerinden 194'te vefat etmiş. Ve su'ile şakikun anil ihlasi. Şakik-i Belhi'den, bu tarikat pirlerinden biri olan Şakik-i Belhi'den, yani Şakik bin İbrahim'il Belhi'dir, sorulmuş, birler ona sormuşlar, İhlas nedir? Ve su'yle Şakik'un anil İhlas'i. Fakale dediğim, demiş cevaben, İhlas budur, temizul ameli minel uyubi. İhlas, insan amelini uyublardan, kusurlardan arıtmasıdır. İhlas nedir? Ameli uyublardan arıtmak demektir. Temizul ameli minel uyubi. Ameli uyublardan temiz etmektir. Ne gibi? Ke temyizi lebeni min beyni fersin ve demin. Süt fers demin arasından temyiz edildiği gibi berrak, tertemiz bir tarafa konulduğu gibi insan amelini kusurlardan öyle arındırırsa, temyiz ederse ihlas işte odur. Ben ihlaslıyım, ben şuyum. Eğer sen amellerini süt, fers demden temiz edildiği gibi, ayrıt edildiği gibi amelini eğer sen uyublardan, eksiklerden bu şekil arıtmış isen, temiz etmiş isen o zaman senin ihlasın var. Yoksa ihlasın yok. Kime göre? Şakikul Belhi'nin cevabına göre diyoruz. Sa'igalli şaribi. Sa'igalli şaribi. O süt da, o süt
O bembeyaz süt içenler için saîgdir. Ne demek saîgdir? Sehlel mururi fil halqi. Nedir rahmet? Şaribler içenler için saîgdir. Yani sehlel mururi fil halqi. Bak su da bile bazen insanın boğazına düğümlenir. Ama su kimsenin ağzına düğümlediğini ben görmedim. Siz gördünüz mü? Nedir? Şaribler için saîgdir. Ne demek? Sehlel mururi fil halqi. Halkta mururu, mururu ne? Seher, kolay olan bir içecektir. Bak burada da diyor, ve yukalı öyle deniliyor. Lem yugasse ahadun bil lebeni kattu. Suyla boğulan insanlar olmuş, çocuklar olmuş. Ama sütle hiç kimse boğulmamış. Ahmet sen işittin bu kadar ömür ettin dünyada. Sütle birinin boğulduğunu hiç duydun mu? Yok. Mustafa sen, demek sütle kimse boğulmamış. Ben de duymadım, işitmedim. Öyleyse Yüce Allah sadıktır bu vaadinde. Sa'igenli şaribi. Şaribler için süt sağdır. Ne demek? Sehlul murur fil harptır. Ve minil ula li teb'idi. Ve innen lekum fil en'am illa ibreten nuskikum mimma fi butunihi. O mimmadaki min teb'id içindir. Niye? İlli ene lebene ba'duma fi butuniha. Ve butuniha en'amlara gidiyor mana itibariyle. Leben en'amların betindekinin bir badidir. Betinlerinde bir sürü pislik var, kan var, şu var, bu var. Leben onun neyidir? Badidir. O zaman mimma fi butunideki min teb'id içindir. Ve saniyetu liptidail gayeti. İkinci min, ikinci min nerede? Ve inne lekum fil en'ami la ibreten nuskikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demmin lebenen halisen min beyni fersin ve demmin. Bak oradaki min de ve saniyetu liptidail gayeti. Oradaki min de iptidaul gayet içindir. İptidaul gayet o ki makablenin neyidir? Beyanidir. Makable itibati var ama ala sebil-i teb'iddi. Selmanu minna ehlel beyti. Selman bizdendir. Biz kimiz? Ehlil beyt olarak. Yani Selman ehlil beyttendir. E bak Selmanu minna. Oradaki min de niçindir? İbtidaul gayet içindir. İbtidaul gayet. Bak Selman'ın nayla alakası var ama ala sebil teb'iyet beyan değildir. Hatta Abdullah buradaysa hemen ben kısa olarak size onu ibare okuyayım. Bak Abdullah üçüncü kitap. Üçüncü bak üç. Mustafa'nın elini koydu. Bir de Abdülhakim verir. Bak en altta burada. Bakın bir de yanlış olmasa min havasideki minde mi geçiyor? وَبِمِنِ تَبْعِيَّتِ بِقَنِ دُخُولَ عَلَى الْجَمْمِ فَلَوْ دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ لَكَانَتْ اِبْتِدَائِيَّتًا اِتِسَالِيَّتًا مِنْ مُفْرَدَ دَخِلْ olursa ibtidai itisaliye olur. يَشَدُ عَلَيْهِ قَوْلُكَ هَذَا مِنَ النَّاسِ اَوْ مِنَ الْاِنْسَانِ Buradaki min ibtidaiyedir. Burada ne dedi? He, burada da ibtidaul gayet. Yok. O ibtidaiye ali İbtidaul gayet ali. Bu ibtidaul gayet. İbtidaul gayet nuskikum mimma fi butunihi. Bunun gayeti min beyni fersin ve demmin lebenen halisen. Yani bu lebene halisin nihayeti nerededir? Nerede son buluyor? Kökü nereye dayanıyor? Min beyni fersin ve demmin. Oraya dayanıyor. Kökü oradadır. Sirtu minel besreti
ilal kufeti. Bak oradaki ila niçindir? Min iptal gayet içindir. Sonu olan bir şeyin iptidası için. Buradaki sonu olan kullebendir. Sonu olan lebenin başlangıcı içindir. Başlangıç neden? Sütün başlangıcı nerede başlıyor? Fers ile demdir. Oldu mu? Buradaki min iptidaul gayet içindir. İptida aridir, iptidaul gayet aridir. 67. ayeti okuyalım diyecektim. Baktım biraz ağır gelir. En iyisi bizim dersimiz bugün bu bir ayet olsun. Oldu mu? Hocam bu şeytanla ilgili bir hadis vardı ya. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب